Yozgat'ın bir ilçesinde yaşanan bu olay tamamen gerçektir. Canlı şahidi de dedemdir. Olayları dedemin ağzından anlatıyorum. 15-16 yaşlarındaydım. Annem ve komşularımızla yol kenarında evimizin önündeki söğüt ağacının gölgesinde her zamanki gibi oturuyorduk. Ben o zamanlar oyuncak mümkün olmadığı için babamın şeker pancarı ile bana yaptığı arabayla oynuyordum. Annemler ve komşularımız da örgü yapıyor, rutin, tarla ve hasat işleriyle ilgili konuşuyorlardı. Bir ara köşe başında bir adam belirdi ve yaşına göre o kadar hızlı koşuyordu ki yanımıza yaklaştı. Kan ter içinde kalmıştı. "Kızım, bir bardak suyunuz var mı?" dedi. Annem de "Var amca, buyur otur. Nereden gelir, nereye gidersin? Bu ihtiyar halinle ne bu acelen, neden böyle koşuyorsun? Bir şey mi oldu?" dedi. Bu arada suyu verdi ve yaşlı amca suyu içtikten sonra "Anlatamam, geliyorlar" deyip yolun aşağı tarafına bakarak "Hayır, hayır" diye bağırarak bardağı bıraktığı gibi hızla koşmaya devam etti. Annemin ve komşuların korktuğu da çok belli oluyordu. Neyse, adam uzaklaştı, gitti. Aradan yarım saat gibi bir zaman geçmişti. Bu sefer tahminimce 25 yaşlarında bir genç geldi koşarak. "Teyze, buradan geçen yaşlı bir adam gördünüz mü?" dedi. Annemler de "Evet gördük, su istedi, verdik, geliyorlar" diyerek koşarak uzaklaştı dedi. Ve meraklarından hemen sordular. "Ne oluyor oğlum? O adam kim? Niye kaçıyor? Kim kovalıyor onu? Hele otur, hem dinlen hem anlat" dediler. Genç adam o kadar yorulmuştu ki hemen çöktü iki dizinin üstüne. Bir bardak su içip birazcık dinlendikten sonra anlatmaya başladı. "Teyze, o adam benim babam. Biz aynı sizinle bağlı olduğunuz ilçenin falanca köyündeniz ve evimiz köyün biraz dışında kalıyor. Köy meydanına, kahvehaneye gitmek için mutlaka mezarlığın kenarındaki yoldan geçmek zorundayız." Babam bir akşam köy meydanına, kahvehaneye giderken mezarlıktan bir ses duymuş. Aldırış etmemiş ama babam mezarlığın orta kısmına denk gelen yere yaklaştıkça ses yükselmeye başlamış. "Yardım edin, çıkarın beni buradan, imdat" diye sesler duymuş. Babam da korkup hemen kahvehaneye koşmuş. Kahvenin kapısından içeriye girer girmez korkudan ve yorgunluktan yığılıp kalmış. Bir yere oturtup su falan içirmişler ve kendine gelince ne olduğunu sormuşlar. Babam da olanları anlatmış. Mezarlıktan bir ses geldiğini ve bir kadın sesi olduğunu, "Beni kurtarın, çıkarın buradan" diye bağırışmalar duyduğunu söylemiş. Ama kimse inanmamış. "Yahu sen hayal görmüşsün" diye alay etmişler babamla. Yarım saat yalvarmış, "Bir gidip bakalım, bir şey kaybetmeyiz" diye. Sonra kahvehanede bulunanların içinden birisi, "Yahu bir şey kaybetmeyiz. Mustafa Efendi güvenilir sağlam birisi. Yalan söylediğini zannetmem. Bir bakalım" demiş. Ve köylü de bu sözlerden biraz ikna olmuş ve hep beraber kalkıp mezarlığa doğru ilerlemeye başlamışlar. Gerçekten de mezarlıktan bir ses geliyormuş. Bütün köylü şahit olmuş bu sese ve herkes aceleyle sesin geldiği yere doğru koşmuşlar. O gün köyde doğum yaparken ölen ve aynı gün defnedilen kadının mezarından geliyormuş sesler. Hemen mezarın başına varmışlar ve kadının omuzlarına kadar topraktan dışarı çıkmış olduğunu görmüşler. Kadın yalvarıyormuş, "Lütfen beni kurtarın, çıkarın buradan" diye. Hemen köylülerden birisi kadının kocasına haber vermeye koşmuş. Kadının kocası da "Bu imkansız" diye mırıldanarak mezarlığa koşmaya başlamış. Geldiklerinde kadın halen o şekilde beklemektedir. Herkes korkmuş gözlerle kadına bakmaktadır. Kocası da çok korkmuş ama kadının yakarışlarına dayanamayıp hemen mezarı açmaya başlamış. Herkes meraklı gözlerle izlemekte, mezarı kadının göğüsleri görünene kadar açıldıktan sonra kadın köylüye "Efendiler, arkanızı dönün de kefenime sarılıp çıkayım" demiş ve kadını mezarlıktan çıkarıp evine getirmişler. Ama herkes korkuyormuş kadından ve hemen bir odaya kilitlemişler kadını. Daha sonra da kocası "Bu nasıl olur" diye düşünürken adamın babası "Oğul, falanca köyde bir hoca var, çok bilgili ve alim. Ona bir danışalım, o ne derse onu yapalım" der. Adam da kabul eder. Hemen atına bindiği gibi hocanın evine gider. Hocaya durumu anlatır ve hoca da bir takım işlemler yaptıktan sonra "Evladım, karının önüne bir tabakta bir keçiye ait olan çiğ et, bir tabakta pişmiş et koy. Eğer karın çiğ et yerse
Hemen onu geri gömün. Ne kadar yalvarırsa yalvarsın, aldırış etmeyin. Hemen gömün. Çünkü o iblisin soyundan gelen bir cinniyadır ve hepinizin dünyasını, ahiretini karartacaktır. Lakin pişmiş et yerse ondan korkmayın. O bir insandır ve kalbi bir süreliğine durduktan sonra tekrar çalışmaya başlamıştır. Ondan korkmanıza gerek yok. Karına güvenebilirsin der. Adam derhal atını atladığı gibi köyüne, evine geri döner ve hemen hocanın dediğini yapmaya koyulur. Ahırdaki bir keçisini keser ve bir kısmını pişirip bir kısmını da çiğ olarak tabağa koyar ve karısının bulunduğu odaya girer. Kadın eti görünce çok da acıkmıştım, iyi ki getirdin. Bunu diyerek pişmiş ete sarılır ve yemeye başlar. Adam derin bir nefes almıştır. Kadın bu çiğ et nedir diye sorar adama. Adam da olanları kadına anlatır. Kadın da korkulacak bir şey olmadığını, kendisinin yanlışlık sonucu öldü diye gömüldüğünü ifade eder. Çocuğumu getirir lütfen, onu görmek istiyorum der ve doğururken öldüğü çocuğunu ister. Adam biraz tedirgin olsa da çocuğu verir ve kadın hemen emzirmeye başlar. Hiçbir şey yoktur, her şey gayet normal görülmektedir. Gel zaman git zaman adam artık karısının normal olduğu kanaatine varıp korkmamaya başlamıştır. Bir süre sonra kadının kaynanası ölmek üzeredir ve ölüm döşeğindedir. Köylü bu haber üzerine hemen evlerine gelmeye başlar. Kadınlar kaynanasının bulunduğu odada Kur'an okuyup dua ederken erkekler başka bir odada oturtulmaktadır ve erkeklerin oturdukları odaya geçebilmeleri için kadınların oturduğu odanın önünden geçmeleri gerekmektedir. Kaynanasının canını vereceği odanın kapısını köylü kadınlar sürekli kapalı tutmaktadır. Gelen erkeklerin içeriği görmemesi için ama mezardan çıkan kadın sürekli kalkıp kapıyı açmaktadır. Bu olay 3-5 defa tekrar ettikten sonra kaynanasının göğsüne doğru bakıp gülümser. Kafasını anlamsızca tamam der gibi salladıktan sonra korkunç bir çığlık atıp kulaklarını kapatarak kafasını duvarlara vurmaya başlar. Herkes korkmuştur. Ardından hemen ayağa kalkarak eteğini yukarıya doğru kaldırıp sanki odayı su basmış ve paçalarım ıslanmasın der gibi kuru yerlere basmak istermiş gibi oradan oraya zıplamaktadır. Ardından kaynanasını yıkarlar ve tabuta yükleyip mezarlığa doğru gitmeye başlar köylü. Köy yerinde kadınların cenazeyi defnetmeye gitmesi normal bir şey değildir ve neredeyse kadınların gitmesi yasaktır. Kadın ve kaynanasının omuzlar üzerinde giden cenazesine bakarak gülümser, el sallar ve ardından eline birkaç taş alarak sağa sola atar. Kaynanası defnedilir ve cenaze için gelen kalabalık dağıldıktan sonra köylü kadınlardan birisi kadının kocasına olanları anlatır. Annene saygısızlık etti, cenazesinin arkasından gülerek el salladı der. Adam da sinirlenerek karısına kızmaya başlar. Neden böyle bir şey yaptın diye. Kadın da söyleyemem, ben söylersem sabah bu evden cenazem çıkar der. Adam gece boyunca kadına sormaya devam eder. Kadınsa hep aynı cevap, söyleyemem, yoksa sabaha ölüm çıkar. Adam alaycı bir tavırla, sen ölüp de dirildin, sana bir şey olmaz, anlat diye gene tekrarlar soruyu. Kadın da hemen yerinden kalkarak çocuğuyla ve kayınbabasıyla vedalaşır. Çocuğunu doya doya öper, doya doya koklar ve anlatmaya başlar. Bey, annen ölüm döşeğindeyken ölüm meleği gelip tam kapıdan içeriye girecekken kapıyı yüzüne kapattılar. Ben de tekrar açmıştım ki annenin bu ızdırabı çabuk bitsin diye. Sonra melek içeri girdi. Annenin göğüs kafesinin üzerine oturdu ve bana bakıp gülümsedi. Ben de ona gülümsedim. Ardından annenin boğazını öyle bir kesti ki o sesi Allah izin verse ve tüm insanlar duysaydı, dünyanın öbür ucundaki insan bu sesin şiddetinden ve korkusundan çatlayarak ölürdü. Ben de bu sese dayanamayıp kulaklarımı kapatıp sesin şiddetinden patlamak üzere olan kafamı duvarlara vurdum. Ardından annenin kanı odaya öyle bir akmıştı ki ayak basacak tek bir kan değmemiş nokta bile kalmamıştı ve ben üstüm kan olmasın diye eteğimi toplayıp kan bulaşmaması için zıpladım. Sonra anneni tabuta koyup mezara götürürlerken annen tabutun üzerine oturmuş, sağında ve solunda iyi meleklerle bana gülümseyerek el sallıyordu.
Ben de ona gülümsedim ve el salladım. Sonra da etrafta bulunan şerli varlıkların bana bakarak onun cehenneme gideceğini ve cehennemde yanarken çekeceği azabı benim de duyacağımı söyleyip bana korkunç şekilde güldüler. Ben de onlara taş atarak kovdum. Adam bu cevaplar üzerine korkusundan "Yat hadi yat, sinirlendirme beni. Saçma sapan şeyler anlatıyorsun, korkutuyorsun beni" diyerek uykuya dalmış. Kadın sabaha kadar hem ağlamış hem de kendi kendine bir şeyler fısıldayarak birileriyle tartışıyormuş gibi bağırıp çağırmış. Adam bunlara aldırış etmeden uyumuş. Kadın gece bir ara babamın ismini bağıra bağıra 3 defa tekrar etmiş. Olayı anlatan gencin babası, ilk başta koşarak gelen yaşlı adam Mustafa Efendi. Bu adam bu sese uyanmış ve artık bu deli saçmalıklarını kesmesini söyleyerek kadını azarlayıp tekrar uykuya dalmış. Sabah olup uyandığında karısını gözleri ve ağzı açık bir halde çatlayarak öldüğüne şahit olmuş. Kadın o gün hemen tekrar defnedilmiş. Olay bundan ibaret teyze dedi. Peki bu yaşlı amcanın olaylarla alakası nedir dedi. Annem çocuk tekrar başladı anlatmaya. O gün kadının cenazesine babam da katıldı. Ve babam cenazeden sonra eve geldiğinde korkudan elleri titriyordu. Çünkü kadını mezara koyarlarken kadının yüzündeki kefeni yırtarak kendisine baktığını ve yüksek sesle kendisine anlamadığı dilde bağırarak bir şeyler söylediğini ve kabir başındaki bazı kişileri işaret ederek daha şiddetli bağırdığını, üzerine toprak atılıp kapatılana kadar mezardaki tahtaları kaldırıp sürekli kendisine onları gösterdiğini ve sanki derhal uzaklaşması gerektiğini bildirir gibisine eliyle işaret ettiğini, babamın da korkudan hemen koştuğunu söyledi. Babam, kadının işaret ettiği kişilerin sürekli kendisini takip ettiklerini, banyoda, tuvalette sürekli onu izlediklerini söyledi. O gün bugündür babam delirmiş gibi kaçar her zaman. Geliyorlar, beni öldürecekler deyip kaçar. Ben de hep peşinden gider, yakalamaya çalışırım teyze dedi. Bir bardak daha su içip hemen koşarak babasının peşinden gitti. Hepimiz çok korkmuştuk. Yaşımdan dolayı bazı şeyleri unutup ve korktuğumdan bazı şeyleri de anlatamıyorum evladım dedi. Ve olayı böylece kapattı. Olay bundan ibaret kardeşim. Dedemin anlattığı olayların yaşandığı köye gittik. Babasını arayan gencin çocuklarını bulduk. Onlarla sohbet ettik. Bu konu hakkında bazı sorular sorduk. Adamlar bunları nereden bildiğimizi ve kim olduğumuzu sorup korku dolu gözlerle bize bakmaya başladılar. Biz de her şey olduğu gibi anlattık ve adamlar babalarının dedelerini aramak için gittiğini ve bir daha asla dönmediğini söyledi. Bazı günlerde kapılarının belirsiz şeyler tarafından çalındığını, kendilerinin de korktuklarını belirttiler. Takipçimizden gelen hikaye bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.